Kaşif Yasin kanalına abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Önce kısaca bir ön bilgi vereyim. New York özel bölümü, tam adıyla New York Birleşik Kahramanlar bölümünün her dakikası heyecanlı geçiyor. Paris'te başlayan macera New York'ta devam ediyor. Marinette'in kararı ise kesin. Bu sefer Adrien'in aşkını New York'ta açıklayacak. Peki, bu şapşık heyecanlı hareketlerle Adrien'in aşkını itiraf edecek mi dersiniz? Bölümler birbirinin devamı niteliğinde. O sebeple diğer videoları da kaçırmamanızı öneririm. Tabi orada başına geleceklerden habersiz. Hartmut ise daha önce ölen eşi Emily için kıvamilerden fazlaca bulmayı ve ölen eşini geri getirmeyi planlıyor. New York'a gitmeye koyuldukları sırada Marinette New York'a giden otobüse güçlükle yetişiyor ve Adrien'le göz göze geliyor. Uçakta ise çok harika bir şey oluyor. Çünkü Adrien ve Marinette'in koltukları yan yana. Fakat Marinette oldukça heyecanlı. Onu sadece arkadaş olarak görmeye çalışıyor. Fakat bu arada kılıktan kılığa giriyor. Bu arada uçakta Adrien Marinette'in üzerine düşüyor. Marinette çok utanıyor ve yerini değiştirmek istiyor. Yani çok güzel bir fırsatı Marinette eliyle kaçırıyor. Uçakta New York'a giderlerken kötü adamlar karşılarına çıkıyor. Yani süper kötüler. Süper kötü uçağın bütün enerjisini alıyor ve uçak düşmeye başlarken Supergirls gelip uçağı kurtarıyor. Efsanevi şövalye ise Teknokort'u tutuklamayı başarıyor. Otele vardıklarında ise onları karşılayan gizemli iki kişi var. Fakat ne Marinette ne de Adrien bunların da süper kahraman olduğunun farkında değil. Ve daha sonra süper koruyucu kahraman oldukları anlaşılıyor. Otelde her şey güzel giderken Marinette'in odaya gitmesiyle her şey çok kötüleşiyor. Çünkü odada Chloe'yi görüyor ve aşırı sinirleniyor. Otele ilk gittiklerinde partiye davet edilmişlerdi. Adrien ile Marinette çatı katındaki partiye katılmak için odadan çıkıyorlar. Son dakika çirkin öğretmenlerine yakalanacakken neyse ki saklanmayı başarıyorlar. Partide ise çok güzel bir şey oluyor. Marinette ve Adrien ay ışığında dans ediyor. Tabi bu durum Marinette için muhteşem bir şey. Aslında daha önce de bir bölümde dans etmişlerdi. Otelde tanıştıkları ve daha sonra onların da süper kahraman olduğu anlaşılacak iki kişi Marinette'in Adrien'e aşık olduğunu anlıyor. Ve aklına bir plan geliyor. Plan ise müzede gezerlerken odaya bir süper kötü gelecek. Ve bu arada Adrien Marinette'i kurtarmak için dur onu götürme ben ona aşığım diyecek. Böylelikle birbirlerinin aşklarını itiraf etmiş olacaklar. Bence çok saçma. Ama yine de denemeye değer buluyorlar. Bu arada Hartmut yine durmuyor ve kötülüğüne devam ediyor. Teknoloji hırsızını serbest bırakıyor ve kendisinden müzede bulunan Lafayette'nin kılıcını getirmesini istiyor. Çünkü Hartmut'a göre bu kılıçta süper güçler var ve Amerikan savaşları bu kılıç sayesinde kazanıldı. Marinette ve Adrien için planlarını devreye soktukları sırada çok kötü bir şey oluyor. Hartmut tarafından güç verilen ve bu şekilde serbest kalan süper kötü teknoloji hırsızı bir anda tavanı kırarak içeri dalıyor. Adrien ve Marinette'in o anda süper kahraman olma ihtimalleri ise olmuyor. Odada bulunan iki kişi süper kahramana dönüşüyor. Fakat kızın yapay zekalı süper kahraman olduğu anlaşılıyor. Kız teknoloji hırsızı ile mücadele ederken çok kötü bir şey oluyor. Çünkü kız elektronik olduğu için teknoloji hırsızı kızın gücünü çalıyor ve onu duvara fırlatıyor. Müzede çalışan görevlinin ise süper kahraman olduğu anlaşılıyor. Ve o da dönüşüp mücadeleye katılıyor. Başka süper güçlerin de katılmasıyla beraber ortalık tam bir savaş alanına dönüyor. Fakat işler bu sefer çok zor. Çünkü süper kötü ekstra birçok güç ile donanımlı. Güçlerini alınan kız yeniden sahneye geliyor fakat artık eski güçleri yok. Adrien'in kara kediye dönüşmekten başka çaresi kalmıyor. Kara kediye dönüşüp mücadeleye katıldığı an üstüne duvar yıkılıyor. Daha kötüsü ise müze her an çökebilir. Sonra sahneye Marinette geliyor ve o da dönüşmek için harekete geçiyor. Uğur böceği şok olacağı bir şey ile karşılaşıyor. Süper kahramanlardan birini kurtardığı sahnede bir anda karşısına kara kedi çıkıyor. İkili karşılaştıkları zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü gerçek hayatta ikisi de birbirini tanımadığı için kara kediye burada ne işi olduğunu, Paris'te olması gerektiğini soruyor. Kara kedi ise gülerek bu uzun hikaye deyip geçiştiriyor ve çok utanıyor. İkili konuşmasına daha sonra devam ederiz deyip süper kötüyü yenmek için her zaman olduğu gibi işbirliğine gidiyor. Süper kahramanlar ise kara kedi ve uğur böceğini görünce çok şaşırıyor. Çünkü onların Paris'te olması gerektiğini düşünüyor. Hiç beklemeden süper kötü ile mücadeleye giriyorlar. Fakat işleri çok zor. Süper kötünün güçleri iyice artmış durumda. Bu kadar hengamenin arasında
Kara Kedi ve Uğur Böceği başlıyorlar kavga etmeye. Kavganın sebebi ise Uğur Böceği Kara Kedi'nin Paris'te olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü Kara Kedi Paris'i koruyacağına söz vermişti. Fakat New York'tan ayrılma fikri Kara Kedi'ye mantıklı gelmedi ve daha sonra bir karara varmayı teklif etti. Yapay zeka kız, koruyucusu, Uğur Böceği ve Kara Kedi süper kötü ile mücadele ederken çok kötü bir şey oldu. Kara Kedi'nin süper kötüye saldırı yaptığı sırada süper kötü bir hamle yaptı ve Kara Kedi yapay zekanın üzerine doğru gidip onu tuttu. Fakat bu yapay zeka süper kahramana çok kötülük oldu. Çünkü Kara Kedi'nin yapay zekaya dokunmasıyla beraber yapay zeka bir anda yere yığıldı. Her şey kötü olacak değil ya, bu arada harika bir şey oldu. Ve New York'un koruyucuları gökyüzünden geldi. Süper kötüyü perişan ettiler. Ne olduğunu anlayamayan süper kötü kendini bir anda yolda buldu. Ve Halkmut süper kötünün hemen yanında belirdi. Bu arada Kara Kedi ve Uğur Böceği için işler hiç yolunda gitmiyordu. Çünkü onların yüzünden yapay zeka ölmüş gibi görünüyordu. New York'ta ise müze dahil birçok yer yıkık haldeydi. Uğur Böceği'nin aklına ise bir plan geldi. Mucize Uğur Böceği deyip elindeki şanslı tılsımı gökyüzüne fırlattı. Fırlatması ile harika bir şey oldu. Yapay zeka süper kahraman bir anda hayata tekrar döndü. New York ise eski güzel zamanlarındaki gibi bir anda eski haline dönüşüverdi. Kötü olaylar bitti. Her şey normale döndü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü esas kötü olay şimdi başlıyor. New York'un koruyucuları olayların böyle olmasının, yani New York'un kötü hale gelmesinin sebebi olarak Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi'yi görüyor. Onlardan mucizelerini geri vermelerini istiyor. Hal böyle olunca bizim Uğur Böceği ve Kara Kedi başlıyorlar kaçmaya. Kaçarlarken bir ara Paris'te neler olup bittiğine baktılar. Paris'in durumunun çok iyi olacağını düşünüyorlardı. Fakat Paris felaket bir haldeydi. Şehirde birçok şey yıkılmıştı. Kara Kedi'nin aklına bir plan geldi. Uğur Böceği'nin şanslı tılsımıyla her şeyi düzeltebileceklerini düşündü. Fakat öyle olmadı. Çünkü Uğur Böceği'nin şanslı tılsımı ancak bulunduğu yerdeki hasarları düzeltebiliyordu. Kara Kedi çok üzüldü. Çünkü Uğur Böceği'ne Paris'i koruyacağına söz vermişti. "Asla," dedi Kara Kedi. "Asla senin için iyi bir partner olamayacağım." Bu sahnede oldukça acıklı. Çünkü ikisi de duvarların bir kenarına geçtiler. Yani birbirlerinden uzaklaştılar. Kara Kedi çok üzgündü. Pençelerini kapadı ve elveda pilekleyip yüzüğünü çıkartıp Adrian haline döndü. Bu arada Uğur Böceği Kwame'sine bakıp "Beneklerini kapa," dedi ve Marinette haline döndü. İkili tam birbirini görecekken bir anda Adrian utancından koşmaya başladı ve Marinette onu hiç göremedi. Halkmut ise kötü planlarına devam ediyordu. Süper kötüye çaldırdığı Kwame çok şaşırmıştı. Çünkü yeni sahibi Halkmut'tu. Ve Kwame ondan çok korkmuştu.